Bir hangi seviyeler bizler için önemli? Bunlara bir bakalım. Dolar-TL kurunu incelediğimiz zaman arkadaşlar, e, bazı arkadaşlarımız kısa, orta ve uzun vadeli dolar kuru tahmini istemişler. Dolar-TL'yi bu şekilde inceleyelim. Kısada, ortada ve uzunda hangi seviyeler bizler için beklenti haline gelmeli? Hangi rakamlarda e, uzun vadeli rakamların gelip, hangi vadede kısa vadeli rakamların ve orta vadeli rakamların rakamların gelebileceğini sizlerle birlikte inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar kısa da bakalım. Kısa da bizler için hangi rakamlar önemli? Hangi destek direnç noktaları bizler için önemli? Bunlara bir bakalım. E, dolar TL'de bizler için kısa da arkadaşlar bu hafta 5.9370 seviyemiz önemli. Ee, kısa da bir de burasını 5.93.70 seviyesini kendimize stop olarak da belirleyebiliriz. Çünkü 5.93.70 altına sarkarsak dolar kurunda 5.89 seviyesi arkadaşlar ilk takipte kalmamız gerekecek önemli destek seviyesi haline gelir. 5.93.70 e, bizler için önemli kısa vadede. Yukarıda biliyorsunuz 5.98 üzerinde. Bir haftalık kapanış yaptık dolar TL'de. Şimdi bu 55.99 doların üzerinde tutunması e, orta bazlı e, dolar kuru'nun daha ileriye gidebilmesi için bizim için önemli bir seviye arkadaşlar. 599 e, üzerinde dolar TL kuru'nda buraya bir temizleyelim, onu da inceleyelim. 5.99 üzerinde tutulmak neden bizim için önemli? Nedeni şu arkadaşlar, şu 5.99 üzerinde kalış, Dolar-TL'nin e, orta vadede artık 6.25 bandını ar aralayacaktır. O yüzdendir 5.99-5.98 aralığında Dolar-TL e, oyalanıyor. Çünkü herhalde bu 5.99-6 seviyesi üzerine, ee, gideceğine inanmayan Bazı arkadaşların buralardan Satış vermesinden kaynaklı da olabilir Veya merkez bankası Kaynaklı da olabilir O yüzden 5.99 seviyesi Dolar TL kurunda çok önemli bir seviye 5.99 üzerinde Artık günlük Ve 4 saatlik Kapanışlar gelirse Dolar TL'de 6.25 seviyesi Hedef haline gelecektir Fakat tabi bu 6 25 seviyesine gitmeden önce hangi destek direnç noktaları bizleri karşılar. Sizlerle birlikte bunları da bulalım hemen. Şimdi 5.99 üzerinde arkadaşlar bizler için ilk etaptaki karşılaşacağımız en önemli direnç neresi olabilir? 6.03.90. Evet, şurada bir 6.03.90'da bir direnç noktamız var. 60390 direncini de yukarı doğru kırarsak, e, bu sefer 609 55'te bir direnç yerimiz var. 609 55. Burada da bir e, direnç seviyemiz var. 60955'te de arkadaşlar 615 direnç yerimiz mevcut. Evet bu 6 15'e şey kadar dolar TL'de yukarıya yönlü hareketler yaşanabilir. 5.99 üzerinde kalışlarda bakın özellikle söylüyorum. 6 15'li seviyelere doğru yukarıya kısa bazlı yükselişler gerçekleşebilir. 6 15 üzerinde de zaten bir haftalık veya günlük kapanışlar gelmeye başlarsa ana hedefimiz olan 6 25'li seviyeler Dolar TL'de görülmeye başlar. Buradaki stratejiniz arkadaşlar 5.99 seviyesinin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını takipte kalacaksınız. E, stop bölgemiz olan e, yani bu seviyeyi 6.25 seviyesini beklemek isteyen arkadaşlar da bu hafta için biliyorsunuz her gün stop noktası veriyorum ben size bildiriyorum. Stop noktalarımız da yukarıya doğru istiren stop noktalarımız da yukarıya doğru yükseliş gösteriyor. Bu haftaki e, iş süren stopumuz 5.93.70 seviyesinde. 5.93.70 üzerinde kalışlarda Dolar TL'de 6.03.90, 6.09.55 ve 6.15 seviyeleri kısadaki beklenti yerlerimiz haline gelir. 6.15 kırılırsa da o zaman 6.25'li seviye takipimizde olacak önemli bir seviyemiz olur arkadaşlar. Bu seviyemiz e, takipte kalacağımız önemli bir seviye haline gelir. Daha uzun bazdaki e ee, arkadaşlar için bakalım. Hangi seviyeler e, daha önemli olur? Bunları bir inceleyelim. Daha uzun bazda da arkadaşlar şöyle bir haftalık grafiğimizi açalım. Evet burada bir görüyorsunuz. Simetrik üçgenimiz artık bunun sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Hatta bir miktar simetrik üçgenimizin de üzerine geçmiş bulunmaktayız. Evet simetrik üçgenimizin hedefi 6-15'i göstermekte bize arkadaşlar. Biraz daha aşırılığında da 6-25'li seviyeler. Ee, orta bazlı arkadaşlar da 5.83 seviyesi. Yani daha uzun bazlı dolar tl kurunda beklentisi olan arkadaşlar da 5.83 seviyesini kendilerine stop edilmeleri gereken önemli seviye 583 seviyesi. 583 üzerine dolar TL'nin inmemesi durumunda yukarıda 603 takip etmeleri gerekecek. 603 636 ve 636 e, üzerindeki kapanışlarda da 636 üzerindeki kapanışlarda da 6.90 bu daha uzun bazlıdır arkadaşlar 6.90 ve 7.25 7.20 7.25 aralığı takipte kalınabilirliği yüksek olan seviyelerdir e, doların 7.20'li seviyelere girebilmesi için yani bu kanalı aşabilmesi için 6.36 üzerinde Haftalık kapanış görmesi şart arkadaşlar. 6.36 üzerinde kapanış eğer haftalık bir kapanış veya aylık bir kapanış görebilirseniz dolar TL'de bu sefer 7.20 kanalı yolu açılır. O yüzden uzun vade e, dolar TL beklentisi olan arkadaşlar da 636'yı kırılımını, direncinin kırılımını beklemeleri lazım. Eğer bu direnç yukarı doğru kırılırsa bu sefer dolar TL'de 6.90 ve 7.20 seviyeleri Takip edilmesi gereken önemli seviyeler haline gelir. O yüzdendir şimdilik e, bu 6.36-7.20 kanalından ziyade 5.89-6.20 kanalına yoğunlaşmanız daha uygun olacaktır yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Şimdilik 5.89-6.20-6.25 kanalını takipte kalıyoruz ki buradaki düşüşlerden ve yükselişlerden e, faydalanabilelim. O yüzdendir videoları tam izleyin. Destek ve direnç noktaları. istiren stop noktalarımızı takipte kalın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu videoda bugün biraz uzun oldu. E, fakat sizlere önemli bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Grafikleri Başkan 35 grafiklerini ve yorumlarını nasıl takip etmeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Verdiğim haftalık e, stop noktaları çok önemli noktalardır. Bu noktaları mutlaka takipte kalın ve destek direnç noktalarını da takipte kalın ki bunlara göre kendinize bir strateji belirleyin. Hem düşüşlerden faydalanabilin hem de yükselişlerden faydalanabilin arkadaşlar. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Sizlerin de canı sıkılmasın. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan kanalıma bir beğeni atmadıysanız beğeni atmanızı sizlerden rica ediyorum. Ve hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.